Tamam yeter Mehtap, Allah aşkına dur ya. İsmail, vallahi hoş geldin ha. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun vallahi. Ya senden bir rica ettik. Ta Almanyalardan kalktın geldin yardım için. Vallahi Allah razı olsun. Geleceksin tabii, niye gelmiyorsun, biz akraba değil miyiz? Gel aramıyorsunuz, sormuyorsunuz diye ben de üzülüyordum. Sen çikolata getirdin, Alman çikolatası. Sağ ol. Sağ ol. Afiyetten yiyin. Sağ ol. Vallahi Mesut enişte. Seni de hiç aramadık ama sen de çıktın geldin. Nasıl haberin olduysa. Benim haberim yoktu ki. Ya ben zamanında indirimden bir tane tek dönüş İstanbul Konya bileti aldıydın. O yanmasın diye geldin. Sen biletin yanmasın diye Konya'dan İstanbul'a mı geldin? Hayati bak, ben otobüs seviyorum. Yani otobüs benim yaşam biçimim. Otobüs benim heyecan kaynağım, soluksuz arzum. Otobüs benim hobum yani. Hobum mu? Keşke kendine başka bir hobu bulaydın ha. Neyse artık herkesin yardımına ihtiyacımız var. Muhtacız sonuçta. Dediğini söyleyemeyen de derman bulamaz. Hadi de bakayım ne dedin var. Şimdi İsmail, benim oğlanla gelin iş için yurt dışına yerleşmek istiyorlar. Ya evet, orada işe girecek. Ya ama ben de istiyorum ki oğlan bir dükkanın başına geçsin. Ne bileyim, ben de artık emekli olayım. Biraz kafayı dinleyeyim diyorum ya. Ya İsmail abi bu kuru gelin yüzünden biliyor musun? Oğlanın kafasına gitti yurt dışı yurt dışı diye şimdi gidecekler. Yurt dışına çıkmakta, orada yaşamakta ne var? Niye korkuyorsunuz ki? Artık eskisi gibi değiller oralar. Ben mesela ben Almanya'da yaşıyorum. Çok güzel evim var, çok güzel işim var. Almanya çok çok güzel. De bunlar nereye yerleşmek istiyor? Almanya'ya. Yapma ya. Diyor ki benim orada diyor İsmail abim var diyor, çok güzel hayatı var, çok güzel evi var, İsmail abi arka çıkar diyor. Almanya'ya gelmesinler, Almanya acı vatan. Çok kötü kötü Almanya, dert orada, tasa orada, her şey orada ya. Ne işleri var Almanya'da? Hem benim nerem kapı gibi sıksan kemiklerim kırılır, bir iki başkasına nasıl yardım edeyim? Şimdi Almanya çok güzel diyordun ya. Ya güzel de bana kadar güzel Mehtap. İşte aradığım karaktersizlik. İsmail, o yüzden çağırdım seni. Sen şimdi bu çocuklar gelince diyeceksin ki Almanya şöyle kötü, abi öyle kötü, abi öyle kötü, şöyle 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 diyeceksin, onları vazgeçireceksin. Ben de bu dükkanı oğlana kakalayacağım, tamam mı? Sen hiç merak etme. Benim dilim döndüğünce 3-4 saat konuşur anlatırım yani. Sen konuşmasan iyi Mesut enişte. Bak Mesut enişte, konuşacaksan da kısıtlı konuş. Hani böyle kotalı internet gibi hemen bit. Tamam mı? Geldim. Aman. Gel buraya, nasıl kızınsa. Oğlum yaban eline gidecek de bir daha kokusunu duyamayacağım. Annem. Tamam ya, ne yapıyorsun ya? Canım. Ben de buradayım. Tanışıyor muyuz? Sen kimsin? Evet, tanışmıştık. Biraz önce içine çektiğin oğlunun karısı Çiçek ben, hatırladın mı gelinin? Şimdi hatırladım canım. Sen şey, oğlumu benden koparıp yurt dışına götürmeye çalışan kadın. İnsan yediği gazı unutmuyor biliyor musun? Ben de bundan sonra seni hiç unutmam canım benim. Vallahi gerçekten Bahadır, gitmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimizi şu an daha iyi anlıyorum. Aşkım tamam, şey yapma, ben halledeceğim. Mesut enişteciğime hoş geldiniz. İsmail amcacığım siz de hoş geldiniz. Çiçek biliyor musun, İsmail amca senelerdir Almanya'da yaşıyor bak. Öyle mi? Ne güzel. Nasılsınız? Almanya çok kötü kızım. Çok. Almanya çok kötü. Sakın gelmeyin Almanya'ya. Almanya'da acı, keder, gözyaşı hepsi Almanya'da. Yeter ya. İsmail amca, Çiçek sana Mahsun Kırmızıgül'ün son filmini sormadı ya. Seni sordu nasılsın diye. Kusura bakma kızım, ben çok kötüyüm bu aralar. Hep Almanya'da yaşamaktan bunlar. Kafam almıyor ki, kafan hep gidiyor. Gurbette yaşamak kolay mı? Hiçbir şey yok. Ağlasan gözyaşını silen yok. Hacet gidersen tarihat musluğu yok. Ben hep ıslak mendil. Vallahi hep ıslak mendil. İsmail, biraz ayrıntıya girmesek mi diyorum? Bak şimdi, sen tarihat musluğu dedin de benim aklıma ne geldi ya? Ne gelebilir? Şaşıracaksın ama bak, şaşıracaksın. Ya bizim, ya icat yapan bir Hurşit vardı köyde. Mehtap sen bilirsin kız. Nerede bileyim lan?
He. Köyde mi yaşadın be? He, o kız, o işte. Ya, bu Hurşut bir gün marangozhanede böyle hat hut, hat hut diye çalışırken birden böyle portatif ahşaptan darat musluğunu buluyor. Birden. He. Ahşap tarit musluğu. He, bak dinle ya. Bu icadını kolunun altına alıyor, direkt Alman başkonsolosluğunun kapısına dayanıyor. Neyse, konsolosluktan içeri almıyorlar bunu tabii. Arkadaş, kapının önünde girersin, girmesin, girersin, girmesin derken bir arbede yaşanmıyor. O anda bir tane böyle siyah makam arabası geliyor, kapılar açılıyor falan. Ya içinden kimi ne beğenirsin? Kim? O sıra Ankara'yla sıcak temaslarda bulunmak için memlekete gelin Alman Başbakanı Şangolye Angela Merkel. Angela Merkel. Angela diyor ki, ha ha diyor. Das ist der Einstein, kapının önü diyor yani. Kapının önünde ne oluyor diyor yani. Bak. Ya bizim Hurşit o sıra ayaküstü bir soğumla Vergel'in aklını başından alıyor mu? Vergel bana diyor ki, Hurşit, sendeki ışığı ben gördüm. Gel seninle ortak iş yapalım. Sermaye benden, işçilik senden. Hurşit diyor ki olur. Bunlar at diyor gidiyor Almanya'ya. Almanya'da Hurşit 100 tane musluk yapıyor, satıyor. 1000 tane yapıyor, satıyor derken bu bir sendroma giriyor mu? Tükenmişlik sendromuna. He. E siparişleri de veremeyince Vergel'le böyle oluyorlar. Üstüne üstlük de Alman umumi tuvalet mafyası bunun üstüne çöküyor. Bak, bunların sattığı o ahşap darat muslukları da suda şişip nah böyle kalıyor mu? Arkadaş, polis bir taraftan, mafya bir taraftan, taşla sopayla bunu sınıra kadar kovalıyorlar. Hurşit diyor ki, ben ahşaptan yoruldum. Bundan sonra taşla çalışacağım deyip Göbekli Tepe'ye yerleşiyor mu? Demem o ki, o çocuğa ne oldu belli değil yani. Bak be, vay. Bu kadar çocuktu ya. Adam sosyal medya gibi abi. Tam bir içerik çöplüğü. Lan 20 senedir bir şeyler anlatıyor, hiçbir şey anlamıyorum ya. Ben de seni anlamıyorum Bahadır. Sen niye şimdi durduğun yere Almanya'ya yerleşiyorsun anne? Anneciğim, iş için, daha iyi çalışma imkanları için gidiyoruz. Ne diyorsun lan sen? 80'lerde mi yaşıyoruz oğlum? Öyle Almanyalara gidip çalışmak mı kaldı lan? Allah Allah. Otursan kendi dükkanının başına gelsen, ne bileyim kendi işinin patronu olsan. Baba bir dakika, doğruyu söyle. Sen bizim gitmemizi bu dükkan için istemiyorsun değil mi? He, he. Ben seni dükkanın başına koymak istiyorum. Ondan sonra da 6 ay yazlıkta, 6 ay burada yaşamak istiyorum. He. Ben o kadar bencilim ki seni dükkanın başına koyup kariyerini bitirmek istiyorum. He. He, he, he. Mehtap bir şey söyle, konuştukça batıyorum la ben. Torun, siz şimdi gideceksiniz, orada çocuğu yapacaksınız. O çocuk büyüyecek, gidecek bir ecnebiyle evlenecek. Ondan sonra bizim soyumuz Cermenlere karışacak. Cermenleri de biliyor ya. Biliyor. Anneciğim, ne olur saçmalama Allah aşkına ya. Ha gerçekten ne kadar abarttınız ya. Sanki dünyanın öbür ucuna gidiyoruz. Almanya 3 saat. Evet. Sen gitsene. Sen git, oğlan kalsın. Ben okuyayım ha. Ya aileyi niye dağıtıyorsunuz? Kız da kalsın burada. Ya ne gerek var? Hiç olur mu aile bütünlüğü diye bir şey var ya? Kızım Almanya'da ne yemeği yemek, ne suyu yemek. Hiçbiri bir şey değil ya. İnsan yok ya, yok. Vallahi konuşacak insan yok diyorum sana. Ne bakıveriyorsun? E madem yok, o zaman siz niye orada yaşıyorsunuz? Dönün buraya. Ha? Ben kredi çektim, onu ödüyorum. Çok çalışıyorum. Vallahi bilmiyorum, ben çok çalışıyorum. Almanya'da hayat çok zor. Siz zaten dazlaklar peşimizde. Dazlaklar mı? He, dazlaklar ne sandın? Ben niye kel geziyorum? Ya ben sevdiğimden mi kel geziyorsun kızım? Ben hep kamufle olmak için kel geziyorum dazlaklardan. Ya bırak İsmail amca Allah aşkına. Sen 7 yaşından beri kelsin ya. Hem babam anlattı. Sen küçükken saçın çıksın diye şampuan içiyormuşsun. Özelimi ailemle paylaşman hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Allah aşkına İsmail, konumuz bu mu ya? Konumuz bu mu? Bunu mu tartışacağız şimdi? Kızım orada ne yapacaksınız? Vallahi hiç kimseyle iletişim kuramazsınız, konuşamazsınız orada, sizi kandırırlar. Ya niye konuşamayalım? Ben Alman lisesi mezunuyum, benim Almancam var. Vallahi benim de
böyle birilerinin saçını başını oradan oraya vurasın var. Ama işte insan istediği zaman istediği şeyi yapamıyor, biliyor musun? Bak şimdi sen kekeş dedin de benim aklıma ne geldi ya? Demedi ya, kekeş mi dedin? Kekeş demedi kimse, kekeş demedi. İsmail abi, boşuna uğraşma, anlatacağım. Ya aklıma geldi. Bizim bir kekeş Cemcit vardı. Mehtap, sen bilirsin kız, bizim köy derneğinden hani. Ha, o biliyorum, biliyorum. Yok kız, yok o değil, değil. O değil, yok. Vallahi beni çağıracağım. Ya bu kekeç bir gün köy okulunda müzik dersinde daha dün anamızın şarkısının rap versiyonunu söylerken camdan kıllı Hakan bunu görüyor. Diyor ki, senin doğuştan da o rap'e kabiliyetin var. Sen benimle gel. Bunlar atlıyor, gidiyor şu abu agunlama golüne. Nereye? Şu abu agunlama golü. Bu maça çocukta bir gol. Bunlar gole gidince golü seviyor tabii. Diyorlar ki, biz boş ver hücum gelen işini. Gel biz buraya bir tane göl kıyı restoran açalım. He. O sırada çocuklarını yaz kampına getiren Mirkelem bunlara ortak oluyor. Allah'ın işi işte lan. Ya Mirkelem sahne alınca mekan turistin kırıp geçiriyor yani. Geliyor diyor ki, arkadaş sizin bir yaptığınız yok. Her şeyi ben yapıyorum. Benim hissemi arttırın. Kıllı Hakan bana diyor ki, yok istemiyorsan bas git. Ben buraya kapatayım, yaparım fight clip deyince bunlar giriyor birbirine arkadaş. Bizim kekeş de elinde böyle tabaklarla geliyor, diyor ki, ben buraya rap yapmaya geldim arkadaş. Alabalıktı, kalabalıktı derken kafamı kaldıramıyorum. Bir de siz mekanda kavga ediyorsunuz deyip bunlara dan dun dış dış diye dalıyor mu? Kavga büyüyor yani. O esnada da kekeç mekanda bulunan Dua Lipa'yı kurtarıp onunla nikaha basıyor mu? Bunlar beraber düet yapıyor mu? Gidip de Halfeti'ye yerleşiyor mu? Demem o ki, o çocuğa da ne oldu belli değil yani. Şıp gülmekse mesele, katılarımıza ve de